Bak, sadece bir çizgi. Evet, yine göre. Tamam, gittirdi. Yedirin, anlatırsın. Yedirin. Başladı. Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kümeslerinizde sıkça görülen bu hırıltıdır, solunum sistemleri sıkıntıları var ya. İşte onların günü bugün. İşte onu nasıl tedavi ettiğimi sizlere paylaşacağım. Aslında çokça tedavi gösterdim size. Farklı farklı doğal yöntemler odur budur ama artık sıra geldi kimyasallara. Kimyasalların en etkililisi tüm kümeslerin kardeşi mi desek, dostu mu desek bilmiyorum ama Linko Spatchit. Evet, çoğu kardeşimizde bunu öneriyorum ama durun arkadaşlar, bakın bu ilaç çok etkili olmasıyla birlikte çok da ölümcüldür. Neden diyeceksiniz? Çünkü dozajını biraz şaşırtın, hayvanınızı zehirleyebilirsiniz. Sadece hayvanınızda kalmazsınız, tüm sürüyü zehirlersiniz, hepsinden oluşturur. Bu ilacın kullanım süresi en fazla 3 gün. Hayvan başına ayrılan dozaj çok çok düşük. Şimdi sizlerle birlikte bir tane hayvanım şu an rahatsız. Kliyim, legbar, horozumuzda hafif bir hırıltı hissettim. Bu hırıltı ilerlemeye başlamış. Hırıldayan hayvanlarımıza bir 3 gün veriyorum. Bekliyorum, belki iyileşirler. Ha, iyileşmedimler. İşte iyileşmedikleri zaman yapacağım en etkili yöntemi sizlere paylaşacağım. Ve ikinci sırada da bu var. Bunu hepimiz iyi bilmemiz gerek. Çünkü insanlar kullanıyor bu ilacı. Bu ilaç eczanelerde, istediğiniz eczanede bulabileceğiniz bir ilaçtır. Bu boğaz spreyi açıkçası ben de kullanıyorum. Bunu ne yaptık? Bunu da şöyle yaptım arkadaşlar. Kendim boğazlarımda bir sıkıntı var benim. Her yıl hava iklimlerine bağlı olarak sıkıntılar yaşıyorum. Boğaz bademciklerim şişiyor hemen. Şişmemesi için de bu spreyi çok fazla kullanıyorum. Ufak gıcıldı hissettiğim zaman sıkıyorum. Bir gün kendi kendime dedim ki bir de kümeste deneyelim bunu. Bakalım hayvanlarımız ne yapabiliriz. Bunu insan 3 kez sıkıyor. Günde sabah akşam 3 kez. Siz günde bir kez tavuklarınıza veya horozlarınızın ağzına, yara olanlara bir kez veya da bir kez derken yani 3 fıs bir günde. Gün içerisinde bir kez sabah 3 fıs yapıyorsunuz. İğnelerini vuruyorsunuz. 3 gün tedavi uyguluyorsunuz. 4. gün mıh gibiler. Erzurum diliyle. Şimdi tutalım şu şerefsizi. Hadi bakalım. Clean leg var. Kökeninde ligorin var. Yumurta salımı oldukça iyi. Mavi salıyor ve köy tavuğu tipinde. Farklı bir şey. Çok fazla şey derler. Ürkek bir hayvan. Ama biraz eke. Yalnız ekeliği bana sökmez çünkü farkında değil olayın. İçeri girerim ve yakalarım. Önemli olan ayak. Evet. Bakın şimdi yakından dinleyin. Aa, yakından dinleyin. Arkadaşlar bu bana gıt diyeceğimiş. Bir doya doya gıtlattırak elime zarar vermemesi için. Ah. Heh, gıtla. Ah. Şimdi bunu çok fazla tutmadığım için böyle sıkıntı çıkartıyor. Bunu oldukça zor tedavi edecek gibiyim. İlk kez elime aldım ama yapacağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önce ağzına bakmalıyız. Bu ne, ben korkuduram ya. Bak gıttasan ne yazar ya? Sen gıttasan ne yazar oğlum? Ha? Ha? Ben kötü adamı ayakta tutuyorum. Sen nesin ki ya? Bakın hayvanlarda da, horozlarda da tedavi yaparken iki kişiye ihtiyacınız yok. Tek kişi de yapabilirsiniz. Nasıl mı? Şimdi öğreteceğim size. Şu şekilde hayvanınızı, bunların pozisyonları var tamam mı? Yıllarca insanları kandırdılar. Sihir yapıyoruz. Halbuki alakası yok. Tavuklarda olduğu gibi tavşanlarda da var aynı sıkıntı. Sırtlarının belli noktalarına getirdiğiniz zaman hayvan hareketsiz bir şekilde duruyor. Bunu suyun üstüne de koysanız aynısını yapar. Masanın üstüne de koysanız aynısını yapar. Toprağa koysanız da aynısını yapar. Havada bıraksanız. Neyse. Bakın bu şimdi hırçın biraz uyanık tamam mı? Buna iğne vuracağım ben. Önce kafan kopardıran bak. Turulabiyen saldırılmaz öğren. Turulabiyen saldırırsan sıkıntı. Şimdi bu kaçabilir. Ani bu şekilde de hayvanlar ani hareket yaparsanız canlanıp kaçarlar. Bakın şu an hafiften bırakıyorum. Hiç canlanmıyor. Dikkat edin. Bakın. Ama temkinliyim. Çünkü her an havalanabilir. Havalanmaması için hemen sarılacağım havalanırsa. Onun için önce bir iğnemizi dolduralım. Bakın çok az. Bir yetişkin hayvan için sadece bir çizgi.
Evet. Yine yörün. Dur. 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 Önce ayakları emniyete alıyoruz. Sonra kendisini tekrardan yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Kunkulun oğlum. Sev beni. Çok hırçın. Neden hırçın? Bu da bir ligorin diye. Ha ligorin yani. Ligorin olmasa bu kadar hırçın olmaz. Yani kökeninde ligorin varsa hırçındır. Seni var ya, seni böyle nonoşlara. Peki ayaklarını bırakmadan yine şu şekilde. Bakın dikkatli bir şekilde izleyin. Bir çizgi fazla değil. Bir çizgiden fazla vurursanız dozajı fazla vermiş olabilirsiniz. Şu an bir çizgi yaptım. Bir çizgi sadece. Çok sakin ve sessiz. Sakin ve sessiz. Rabbi rahat dur kafanı kurtaracağım. Sen hareketsiz duracaksın kardeş. Duracaksın, yapacak hiçbir şey yok. Sadece hayvan biraz korkuyor. İğneyi batırınca hafif canı da acıyacak. İğne yapırken de şunu yapmanız gerek. Durun şimdi. Sana ben bir dizimi alayım. Diz en mantıklısı. Şu şekilde bir dizi alacaksın şimdi. Bana tuğla da alayım altına. Rahat rahat bunu nonoşlayak. Gördünüz mü? Bu şekilde canlanamaz. Şimdi bunda bit de vardır biliyor musunuz arkadaşlar? Var mı sende bit? Rahatsızlar anında genelde bit de oluyor. Ama biti yok gibi. Var, bit de var. Çok fazla olmasa da var arkadaşlar. Üremeye başlamışlar. Onun da çözümüne bakacağız şimdi. Tek yapmanız gereken deri altı uygulamak. Deriyi gerdirip bir şekilde hayvanı çok rahat bırakmayın. Sezerse kaçar. Kaça dur yerinde kardeşim. Deri altına veriyorum iğneyi. Görme dur. Şu önemi de görüp görmeme. Önce iğneyi bir adam akıllı içeri sokabilmek lazım. Nereye var şöyle de cihirmeci ya? Hayvan canlanmadığını görüyorsunuz. Evet. Aça o ısırır. Dur aça dur. Evet. Şimdi vereceğim arkadaşlar içerisine. Bir dozu verdik. Hafif de ufalarsınız verdiğiniz noktayı. Uyudu zaten kerata. Aç o şeyi ver. Oradan dolan. Şu spreyi ver. Kafam vurmadan. Ver o spreyi. Ver. Evet. Şimdi yapmamız gerekenlerden birisi hayvanın ağızdan fıs fıs vurmak. Bunu 3 gün uyguladığımız zaman bu hayvanı kafayı tutmak da zor olacak. Ama ben yapacağım bu işi de. Önce kendisini şöyle bir sıkıştıralım. Zaten ölüm moduna geçti. Farkında değil hiçbir şeyin. Uyuyor, hele de uyuyor. Ne oldu? Ha? Tamam, gıttırdın ha? Evet, bir tane daha vuracağım. Bir tane daha, bir tane daha. Uykudan kaldırdın beni. Evet, buna yeterli. Bunun doğal yöntemini izlemek istiyorsanız nane yağıyla yapıyoruz ama nane yağı uzun vadede işe yarayan bir sistem. Öbür açıdan, öbürleri öyle değil. Gördüğünüz tek başıma hayvana nasıl iğne vuruyorum, nasıl tedavi ediyorum. Şu an uyandı kendisi, o yüzden çırpınıp duracak. Ama ondan öncesinde unutmayın ki buna bir de bit ilacı uygulamalıyız. Çünkü bitleri de var. Hadi gidelim. Diyeceksiniz ki nereden buldunuz bu ilacı? Bu ilaç normalde şu an satıştan kalkmış bir ilaçtır arkadaşlar. Bu pudra şeklinde olan bir bit ilacı. Ama hiçbir eczanede artık toz bit ilacı olmadığı için artık sıvıya geçilmiş durumda. Sıvı bit ilaçlarını çok güzel bir şekilde uygulama yaparak hayvanlarınızı da bitlerden kurtarabilirsiniz. O da çok etkili bir ilaçtır. Sıvı daha mantıklı ama elimde toz olduğu için bunu bitirmeye çalışıyorum. Yani anlayacağınız, hiç merakınız olmasın, bundan bulamasanız dahi piyasadaki diğer sıvı bit ilaçlarının birçoğu çok etkilidir. Sıvı bit ilacı nasıl uygulanır diye de düşünüyorsanız onu da yine web sitemi geçtim. YouTube kanalında bulabilirsiniz. Yazın YouTube'un arama yerine. Sıvı tavuk bit ilacı nasıl uygulanır? En üste ben çıkacaktımdır belki. Öyle düşünüyorum. Şu şekilde kanat altlarına hafiften uyguluyorum. Oh, tüylerin altlarına.
Bu uygulamayı yaparken kesinlikle maske kullanmanızı öneririm. Ben kullanmıyorum. Çünkü biraz aptallık yapıyoruz şu an. Kendimizi zehirliyoruz hafiften. O yüzden kesinlikle önermiyorum. Maskesiz kullanmayın. Anlık gelişen bir şey olduğu için maskem yok. Ama normal şartlarda kesinlikle böyle şeyleri maskesiz yapmam. Önerimdir arkadaşlar. Kesinlikle. Bakın bir daha demem. Maske kullanın. Çok güzel kardeş. Şu bacak araları. Ondan sonra elinizle şu şekilde tüylerin aralarına yedirin. Kanat uçlarına yedirin. Bütün hayvanın her yerine yedirin. Bu aşamalarda hayvanlarda kusma görebilirsiniz. Merak etmeyin arkadaşlar. Çok kötü bir şey değil. Şu an su içmiş hayvan. Tepe üstü koyduğum için. Buradaki midesi değil. Unutmayın. Burada bulunan kursağı. Sil oğlum. Sil. Hah. Hadi götür lütfen. Evet. Horozumuzu da hallettik. Bitti. Arkadaşlar bu tarz tedaviler uygulayabilirsiniz hayvanlarınıza. Şimdi bunda bit vardı ya. Diğer tavuklara da bit vardır. Bir yerde bit varsa öbürlerde vardı. Sonuçta çünkü onlarla birlikte sürekli. Ama iyi. Hayvanımızın teşhisini yaptık ve tedavisini uyguladık. Şimdi yapmamız gerekenlerden birisi videonun kapanışını yapmak. Son olarak. Bu videoyu da izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonunu bir kere uğrayın like butonunu. Bir tane tıklayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzda paylaşın. Ne kadar çok hayvan severimiz böyle bir bilgiler edinebilirse işte o kadar çok insana faydalı olabilmiş oluruz. O kadar çok hayvanın hayatını kurtarmış olabiliriz. Ve o kadar insanı mutlu ederiz değil mi? İşte bunun için de videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıda yorumlarınızı katiyen bekliyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın demeden şuradan bir videoya daha gidin. Burada da bak bilgi verici videolarımız çok güzel. Buradan da kanala abone olun. Olun artık. Hoşça kalın. Bay bay.